Tıbbi dokümantasyon ve arşiv bilgisi. Hasta dost 12. bölüm. Hasta dosyaları arşivinin yeri ve mimari özellikleri. Arkadaşlar daha önceki dönemde biliyorsunuz tıbbi dokümantasyon dersimizde bu bölümü de incelemiştik arkadaşlar o ders kapsamında. Yine bu bölümde bu ders kapsamında da üzerinden geçeceğiz. Hasta dosyalar arşivinin yeri. Hasta dosyalar arşivi hastaneye başvuru yapan hastalar ve hastanenin diğer birimleriyle ilişki içerisinde olan birimdir. Bu nedenle hasta dosyalar arşivi yer seçimi üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur. Hasta dosyalar arşivi herkesin kolay ulaşabileceği kadar merkezi bir yer alırken, hasta dosyalarının güvenliği de yeterli seviyede sağlanmalıdır. Sağlık kuruluşu ve birimlerinin istenilen amaçlara uygun faaliyetler ortaya koyabilmesi için uygun yer seçimi gerekmektedir. Hasta dosyalar arşivini yer seçimi mümkünse hastanenin kuruluş aşamasında planlanmalıdır. Başhekim, hastane müdürü, arşiv komitesi üyeleri ve mimarlar hasta dosyalar arşivinin yerini tespit etmeli ve fonksiyonlarını tartışarak hasta dosyalar arşivinin yer seçimi yapılmalıdır arkadaşlar. Arşivin bölümlenmesinde, ayrılacak yerin hesaplanmasında, kullanılacak malzeme ve aletlerin yerleştirilmesinde mimarlarla etkin bir işbirliği gerçekleştirilmelidir. Yer seçimi yapılmadan önce bilgi toplanılarak fizibilite raporu hazırlanabilir. Yer seçimi için hazırlanacak raporda şu hususlar bulunmalıdır. Hasta dosyalar arşivinin ilişkide olduğu poliklinik, klinik, idari birim ve diğer yardımcı tıbbi birimlere ilişkin veriler, iş akış verileri, yasa, yönetmelik, prosedür gibi standartların belirtildiği veriler. Şu kriterler hasta dosyalar arşivinin standartlarını karşılamak için gereklidir. Bunlar sağlık kayıtlarına hızlı erişim ve kolay dağıtım için hasta dosyalar arşivi ofis gibi bir yer olmalıdır. Ofis ve çalışma alanı hasta dosyaları arşiv personeli ve burada yapılacak çalışmaları gerçekleştirmek için yeterli alana sahip olmalıdır. Sağlık kayıtları için yeterli depolama alanı, gelecekte depolama ihtiyaçları göz önünde bulundurularak seçilmelidir. Bu seçim yapılırken o ana kadarki sağlık kayıtları düşünülmeli. Yeterli ve etkin depolama alanının hastane personeli tarafından kolay ve rahat kullanılabilir olmasına dikkat edilmeli. Kullanılabilir alanın seçiminde aktif ve pasif dosya kullanımı kayıtları saklama sürelerini de dikkate almak gerekir arkadaşlar. Hasta dosyalar arşivi yeri seçilirken hastanenin kayıtlarının zarar görmeyeceği bir alanı tercih edilmeli. Bu alan yetkisiz kişiler tarafından kullanılmamalı ve sağlık kayıtlarını korumak için güvenli olmalıdır. Hasta dosyalar arşivin yeri seçilirken şu 4 kriter göz önünde bulundurulmalıdır. Hasta dosyalar arşivinin hastanenin merkezi bir yerinde olmalı. Tüm hastalara yatan poliklinik ve acil hizmet verebilmelidir. Acile de hizmet verebilmeli. Sağlık çalışanları ve diğer kullanıcılara erişebileceği bir yerde olmalıdır. İdari açıdan kullanımı kolay bir yer tercih edilmeli. Hasta dosyalar arşivinin yeri, arşivin daha fonksiyonel olarak çalışması açısından önemlidir. Bu nedenle arşivin yeri hastane içinde ve merkezi bir konumda düzenlenmelidir. Gelecekteki gelişmeler dikkate alınarak mümkün olduğu kadar büyük bir alana ayrılmalıdır. Arşivin havalandırma, aydınlatma ve ısıtmasına gereken önem verilmelidir. Çalışanlara rahat ve verimliliklerini artıracak bir ortam hazırlanmalı. Yangın, hırsızlık, su baskını, toz, rutubet ve her türlü haşeratın zararlarına karşı gerekli önlemler öncelikli olarak alınmalı. Hasta kabule, acil servise ve polikliniğe bitişik yönetim ve iş ofislerine yakın, diğer servislere, X-ray, patoloji gibi yerlere yakın olmalıdır arkadaşlar. Hasta dosyaları arşivin mimari özellikleri. Hastaneleri kullanım amacı doğrultusunda ayakta ve yatakla her türlü muayene, tahlil, tetkik, tıbbi müdahale, ameliyat, tıbbi bakım, tıbbi araştırma ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı yapılardır. Bu tür yapıların projelendirilmesinde öncelikle hastanenin fonksiyonunun iyi belirlenmesi gerekir. Hastanenin genel mimari özelliklerinin yanı sıra hizmet birimlerinin mimari özelliklerinde titizlikle belirlenmesi gerekir. Hastane hizmet binasının ve birimlerin mimari özellikleri belirlenirken hem ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemeler göz önünde bulundurulmalı hem de fikir aşamasından başlayarak hastane yöneticileri konusunda uzman mimar, mühendis, uzman sağlık personeli gibi kişilerden oluşan bir çalışma grubu oluşturulmalıdır arkadaşlar. Organizasyonların faaliyetlerini sürdürürken ortaya çıkan ve işlem sürecini tamamlamış her türlü evrak, bilgi, belge, resim ve fotoğraf gibi dokümanları öngörülen yasal sürenin sonuna kadar uygun ortamlarda güvenle saklama sürecine arşivleme diyoruz. Eski olmakla birlikte kullanılma olasılığı olan her türlü evrak, belge, plan tasdif edilmiş olarak saklanmak durumundadır. Bu sebeple arşiv olarak kullanılan yerin her türlü tehlikeden uzak bir şekilde ve çıkması muhtemel arızaları önleyici önlemlerin önceden alınması suretiyle tesisi, evrakın yangına karşı korunması amacıyla da yangın söndürme aletleriyle donanması gerekir. Kurum ve kuruluşların arşiv faaliyetini bir düzen içinde yürütmesi gerekmektedir.
Arşiv belgelerinin depolanmasında ve korunmasında arşiv hizmetlerinin özelliğine uygun bir iş akışı çerçevesinde yürütülmesinde çok önemli bir yer işgal eden arşiv binalarına gereken önem verilmemekte ve ayrı bir mimarisi olabileceği konusu üzerinde durulmamıştır. Oysa ki arşiv hizmetlerinin yürütüldüğü bina ve birimlerin ihtiyaca cevap vermemesi ortaya telafisi mümkün olmayan durumlar çıkarabilmektedir. Arşiv hizmetlerinin yürütülmesinde ortaya çıkan sorunların giderilebilmesi için arşiv mimarisinin kaçınılmaz olduğu anlaşılmıştır. Arşivler oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır. İzolasyon, bu konu plan veya inşaat aşamasında gerçekleştirilmeli. İzolasyon yangına karşı dayanıklı kapı, döşeme ve duvarlarla sağlanabilir. Tavana ve tabanda tahta döşeme malzemesi kullanılmamalıdır. Klimatizasyon, arşivde yer alan dosyalar veya evrakların en iyi şekilde korunabilmesi için sıcak ve nem derecelerinin tespit edilmesi gerekir. Hasta dosyaları arşivinin ısısı 12 ila 18 derece, nemi ise %50 ila 60 arasında tutulması gerekir. Bodrum katlarında rutubet fazladır, tavan aralarında ise hava kuruluğu vardır. Bu nedenle arşivlerin zemin katta olması uygun olmaktadır. Işık durumu arşivlerde yer alan dokümanların ultraviyole ışınlardan korunması gereklidir. Hasta dosyalar arşivinde hasta dosyaların bulunduğu depolara giren ışık miktarı az olacak. Yazın daha da düşürülecektir. Depo yüksekliği buna esas olarak depoların iç yapısında raflarını yerleştirme şekli göz önüne alınmalıdır. Arşivlerde depo yüksekliği 2.10 ila 2.20 metre, depo alanı 150 ila 200 metre kare olacaktır. Arşivde kullanılan dolap veya raflar metal olmalı. Yanıcı olmaları, çeşitli arşivlerin üremesine sebep olması, rutubet durumunda şişme göstermesi, fazla yer işgal etmeleri ve fazla ağır olmaları bakımından arşivlerde tahta raf veya dolaplar kullanılmamalıdır. Metal dolap ve rafların paslanmaz olması ve her ihtimale karşı paslanmaya karşı etkili boya ile boyanması gerekir. Standart tek bir raf, yani 1 metre uzunluğunda ve 26 santim derinliğinde 100 kilogram yük taşıyabilmesi gerekir. Raf blokları portatif tek veya iki taraflı olabilirler. Son yıllarda arşivlerde açık raf sistemleri yerine dosya ve evrakları her türlü dış etkiye karşı koruyan raylı sistem üzerine yerleştirilmiş kompakt çelik dolap sistemleri tercih edilmeye başlamıştır. Bunun ekran görüntüsünde arkadaşlar şeydi, daha önceki bölümlerde paylaşmıştım bu kompakt çelik dolap sistemini. Bu sistemler yerden tasarruf sağlar. Ancak bu sistemlerin de dezavantajları vardır. Bunlar sistemde yaşanan arızalanmalar ekstra teknik hizmetler gerektirmekte ve bu sistemlerin maliyetleri diğer sistemlere göre yüksektir. Yani ray sistemi arıza yaparsa dolabı açamayabilirsiniz. Bunun için de bir teknik bakım personeli gerekiyor. Depo saklama yerleri gerek kullanış gerekse emniyet sebepleri nedeniyle arşiv depo salonlarının 150 ila 200 metrekareyi geçmemesi esas alınmıştır. Uzunlamasına inşa edilmiş bir depoda yangına karşı dayanıklı kapı ve duvarlarla salonlar şeklinde bölmeler oluşturulması uygundur. Arşivin duvarlarının rutubete ve ışığa karşı mutlaka ısı izolasyonu sağlanmalıdır. Arşivlerin yer döşemelerinin beton zemin olması gerekir. Arşiv birimi eğer hastane binası dışında ayrı bir binada oluşturulacaksa su geçirmez olması gerekir. Madeni çatı kaplamaları sıcağı ilettiği için paslama ve aşınma tehlikesi sebebiyle tercih edilmemeli. Bunun yerine kiremit çatı tercih edilmeli. Arşivlerin bölüm planları da önemlidir. Arşivde muhafaza edilen hasta dosyaların bulunduğu depolar arşivin arka kısmında yer almalı ve arşive dışarıdan giren kişiler bu alanlara girmemeli. Mimari proje aşamasında bu bölümlerin 30 ila 40 metrekareden aşağı tutulmamasına özen gösterilmeli. Arşivlerde çalışanlar için çalışma alanlarının da düzenlenmesine özen gösterilmelidir. Bu alanların özellikleri arşivin hizmet fonksiyonuna ve iş akışına uygun şekilde ve arşivde çalışan personel sayısına göre değişmektedir. Arşivde çalışacak personelin rahat bir çalışma alanı sağlanmalı. Çalışma alanları mümkün olduğu kadar gürültüden uzak tutulmalı. Ayrıca arşivde işlerin aksamadan yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan bilgisayar, yazıcı, büro malzemeleri, fotokopi makinesi personel sayısına yetecek kadar olmalıdır. Arşivlerde personellerin yer aldığı alanların açık ofis şeklinde tasarlanması daha uygun olacaktır. Arşivlerde yangına karşı koruma. Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında arşivlemenin amacı evrak güvenliğini sağlamaktır. Kamu binalarının yangından korunması hakkında yönetmeliğin 10. maddesinde evrak güvenliği ile ilgili olarak binalarda yangından ilk kurtarılacak kıymetli ve önemli evrak için yeteri kadar kilitli çelik dolap ve kasa temin edilip anahtarları sorumlulara verilir. Bu dolap ve kasalara yangından ilk önce kurtarılacaktır etiketi yapıştırılır ifadesi yer almaktadır. Madde 12'de ise arşivlerde sigara içmek ve yanıcı madde bulundurma kesinlikle yasaktır hükmü yer alır. Arşiv mekanları tehlike arz eden yerlerden, fabrika, yangın ve patlama tehlikesi olabilecek gaz, petrol veya patlayıcı madde konan depolardan uzakta kurulacaktır.
Hasta dosyaları arşivinde yer alan hasta dosyaları gerek sağlık kurumu gerek hastalar için önem taşıdığından bu hasta dosyaların muhafazasına dikkat edilmelidir. Saydığımız kriterlerin yanı sıra hasta dosyaları arşivinde mutlaka yangın sensörlerinin, yangın söndürme tüplerinin ve tavana yerleştirilen yangın söndürme sistemlerinin yaptırılması önem arz eder arkadaşlar. Arşivlerde çalınmaya karşı koruma. Arşiv birimlerinin genellikle zemin katlarda olması sebebiyle çalınmaya karşı gerekli emniyet tedbirleri alınmalı. Arşivlerde oluşturulacak kamera sistemleri sayesinde güvenlik sağlanabilir. Arşivlerde rutubete karşı koruma. Arşiv birimi ayrı bir binada ise çatıları su geçirmez malzeme ile kaplanmalı. Kapalı mekanlarda toz ve hava süzgeçleri kullanılmalı. Depo sıcaklıkları sabit tutulacak şekilde havalandırma sistemleri oluşturulmalı. Havanın nemini emen ve kurutan cihazlar kullanılmalı. Arşivlerde haşerelere karşı koruma. Arşivlere her türlü böcek ve mikroorganizmanın sızması önlenmelidir. Arşivlerde özel döşeme malzemesi kullanılmalı. Tahta raf ve dolaplar yerine çelik dolap ve raflar tercih edilmeli. Arşivin zemini toprak zeminden uzaklaştırılmalı. Haşerelere karşı gerek göründüğünde ilaçlama çalışmaları yapılmalıdır. Arşivlerde toza karşı koruma. Arşivlerde toz oluşumu en başta arşiv çalışanlarının sağlığını olumsuz etkiler. Bu olumsuz durumu önleyebilmek için açık yerlerin mümkün olduğu kadar az tutulması gerekir. Üzeri kaplanmamış beton zeminler toz tutacağı için zemin kaplamalarının en iyi şekilde yapılması gerekir. Arşivlerde toz oluşumunu engelleyecek havalandırma sistemlerinin yanı sıra arşivin genel temizliğine dikkat edilmesi gerekir. Arşivlerde afet planı. Afet bir toplumda ya da onun göreli olarak kendine yeten bir alt bölümünde şiddetli bir tehlikenin hem fiziksel hem de sosyal olarak toplumsal yapının temel işlevlerinin tümünü ya da bir kısmını yerine getiremez biçimde kesintiye uğratması ve dışarıdan yardıma bağımlı hale getirmesiyle sonuçlanan belli bir zamanda ve mekanda yoğunlaşan bir olaydır. Arşivlerde muhafaza edilen bilgi ve belge kaynaklarını afete karşı koruma, belge yönetimi disiplin önemli alanlarından birini oluşturmaktadır arkadaşlar. Bilgi kaynaklarının ve belgelerin afete karşı korunmasında ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının etkin bir biçimde sürdürülebilmesinde yararlanan en yaygın araç afet planıdır. Afet planı doğal veya yapay kaynaklı afetler sırasında uygulanmaya konulmak üzere herhangi bir organizasyon veya arşiv kurumu tarafından geliştirilen politikalar, işlemler ve düzenlemelerdir. Afet planı afetin olumsuz etkilerini önlemek ya da azaltmak için geliştirilen önlemlerden yaşamsal öneme sahip belgeler için oluşturulan koruma stratejilerinden yaşanan bir afetin yaralarını iyileştirmeye ve onarmaya yönelik eylemlerden oluşur. Bu tanım ışığında bir afet planında bulunması gereken temel unsurlar ve özellikler şu şekilde sıralanabilir. Sahip olunan bilgi kaynakların ve belgelerin özelliklerine göre tasarlanan genel bir afet politikası, genel acil durum ve afet müdahale ekibiyle eş güdüm içinde hazırlanan bilgi kaynakların ve belgeleri korumaya yönelik rol ve sorumluluklar, daha sonra en yükseğinden en düşüğüne kadar yaşanabilecek bütün potansiyel risklerin analizi, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında uygulamaya konmak için geliştirilen hazırlık olma, tepki verme ve iyileştirme adımları, afeti saptama ve alarm durumuna geçme için belirlenen işlemler, yaşamsal öneme sahip belgelerin saptanması ve kayıt altına alınması, afet sırasında öncelikli olarak kurtarılacak kaynakların belirlenmesi ve bunların öncelik sırasına göre gruplandırılması, afet sırasında ve sonrasında kullanılmak üzere belirlenen her türlü araç ve gerecin envanterinin oluşturulması, afet olgusu içinde değerlendirilen her türlü konu hakkında personelin belli aralıklarla eğitilmesi. Afet stratejisi afete karşı hazırlık olma ve afeti önleme becerisini geliştirmek için oluşturulan politikadır ve afet planlarının temelini oluşturur arkadaşlar. Olası bir afete karşı elektronik belge koruma stratejisi içinde kuruluşların alabileceği önlemler Avustralya Ulusal Arşivi tarafından şu şekilde listelenmektedir. Yaşamsal öneme sahip belgeler birkaç kopya halinde çoğaltılmalı ve farklı yerlerde muhafaza edilmelidir. Kurumsal gereksinimler nedeniyle saklanmasına gerek kalmayan belgeler en kısa sürede ulusal arşivlere devredilmelidir. Yedekleme sistemlerinden düzenli olarak yararlanılmalıdır. Belgeler her türlü doğal ve yapay etkenlere karşı uygun koşullar içinde depolanmalıdır. Isı ve nem gibi zararlı doğal etkenlere karşı güvenli depolama araçlarından yararlanılmalıdır. Yasal yetki dışında yapılabilecek değişiklikler ya da silintilere ve her türlü virüs tehlikesine karşı dijital belgeleri korumak için yüksek standartlı güvenlik sistemlerinden yararlanılması gerekir arkadaşlar. Evet, bölüm bu kadar. Teşekkürler.